Hazine ve Maliye Bakanlığından bankalara ret. 80 milyar liralık vergi kaybını gerekçe gösterdi, mümkünatı yok. Hazinenin, bankaların enflasyon muhasebesine dahil olma talebini, 80 milyar TL'ye varan vergi kaybı yaşamamak için reddettiği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bankacılık sektörünün, reel olmayan karlar, üzerinden değerlendirilmemek için enflasyon muhasebesine dahil olma talebini, 80 milyar liraya kadar hesaplanan vergi geliri kaybını gerekçe göstererek reddetti. Reuters'a bilgi veren iki bankacılık kaynağı sektörün enflasyon muhasebesinin dışında kalmamak için hazineden talepte bulunduğunu ancak son taleplerine de olumlu yanıt alamadığını söylediler. 2027'den sonra ihtiyaç kalmayacak. Türkiye'de son iki yılda %85'in üzerine kadar çıkan yüksek enflasyon sonrasında uygulanacak enflasyon muhasebesi, işletmelerin mali tablolarında enflasyon nedeniyle ortaya çıkan bozulmayı düzeltmeyi amaçlıyor. Ülke genelinde enflasyon düzeltmesine yıl sonunda geçilecek ve 2024 ila 2026 yıllarında geçerli olacak hazine 2027'den itibaren ise enflasyon muhasebesine ihtiyaç kalmayacağını öngörüyor. Bakan Şimşek'ten sinyal. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen ay sonunda finans sektörü hariç tutularak enflasyon muhasebesine geçmeyi planladıklarını söylemişti. Bu açıklamanın ardından bankalar ise hazineden yüksek enflasyon karşısında gerçek olmayan karlar üzerinden değerlendirilmemek için enflasyon muhasebesinin kendi bilançolarına da uygulanmasını istemişlerdi. 70 ila 80 milyar liralık vergi kaybına yol açabilir. Bankaların enflasyon muhasebesi uygulaması durumunda hesaplanan 70 ila 80 milyar TL arasında vergi kaybı, bankaların uygulamaya dahil edilmemesinin ana nedeni olarak görülüyor.